felsefe eğitimi olabilir. Siz böyle bir yerden mezun olan bir meslektaşınıza çocuğunuzu emanet edebilir misiniz? Böyle bir tıp eğitimi olabilir mi? Herhalde buna itiraz etmemiz gerekiyor hep birlikte. İlaç meselesinde de benzer bir tüketim toplumuna dönüşmüşüz. Resmi veriler de bunu gösteriyor. Çok detaylarına girmeyeyim. Son 10 yıl içerisinde kişi başı ilaç tüketimimiz 10 kutudan 30 kutuya çıkmış değerli dostlar. 3 kat daha fazla ilaç tüketen bir toplum haline gelmişiz. 600 milyon kutudan 2 milyar kutuya çıkmış Türkiye'nin toplam ilaç tüketimi. 2 milyar kutu ilaç. Bu sizce akılcı bir ilaç tüketimi mi? Ama böyle bir performans sistemi, böyle bir ciro baskısı, böyle bir tüketim alışkanlığı, doktor gezme, zaten doktoru nasıl ayıracak zamanı yok. Değil mi? Teşhis koyamadıkça doktorların polifarmasi denen şeyin içine düşüyorlar. Yazabildiği kadar çok ilaç yazın. Hastayı biri iyi gelmez öbürü gelir diye. Değil mi? Düşünen bir kıskacın içerisinde meslektaşlarımız ciddi bir sorunlar yumağı içine düşmüş durumdalar. Bu hastalarımızın sağlığına da iyi gelen bir şey değil kuşkusuz. Burada kişi başı sağlık harcamaları var. Şöyle bir şey var değil mi? Sizde de belki aklınızda bir yer etmiştir. Toplumda da bu propaganda çok yapılıyor. Türkiye artık sağlığa daha çok kaynak aktarıyor. Böyle bir cümle kursam size yabancı gelir mi? Değil mi? Eskisine göre biz sağlığa daha çok kaynak aktarıyoruz. Bu da büyük bir yalan. Sağlık Bakanlığı'nın kendi verdiği verilerin bunu doğrulamadığını görüyoruz. Bakın şimdi OECD ülkeleri içerisinde kişi başı ortalama sağlık harcamalarına ilişkin bir grafik bu. Yine bakanlığın verdiği resmi bir grafiktir. Türkiye sonuncu sırada. $980 gözüküyor kişi başı toplam sağlık harcaması. Değerli dostlar. Aslında bu $980 biraz hani bu ekonomik parametrelerle ilgilenen arkadaşlarımız vardır. SGP diye bir şey var yukarıda gördünüz mü? Ben de bunları çalışırken anlamaya çalışmıştım. Satın alma gücü paritesi diye bir şey. Reel rakam aslında $560 Türkiye'de kişi başı harcanan para. Ama ülkelerin birbirleriyle koordineli olarak değerlendirebilmesi için değişik ürünlerin satın alma gücü pariteleri denen bir hesaplamayla hani ülkelerin gelir durumlarına göre bunu belli bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Türkiye o zaman $980 harcıyor gözüküyor kişi başı. Ama her durumda Türkiye sonuncu. En az para harcayan ülke. Bunu diyebilirsiniz ki Türkiye yoksul bir ülke değil mi? Yoksul olduğu için ister istemez sağlığa da daha az para harcıyor diyebilirsiniz. Ama şu grafik çok daha değerli. Bu gayri safi yurt içi hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payı gösteriyor. Burada neredeyiz? Sonuncu. Yani Türkiye ürettiğinin %5'ini sağlığa ayırıyor. %5'ini sağlığa ayırıyor. Bu tamamen siyasi bir karardır değerli dostlar. Bakın OECD ortalarında ortalaması %10 kadardır. Yani ürettiğini %10'unu sağlığa ayırıyor gelişmiş ülkeler. Biz az ürettiğimiz gibi bir de ürettiğimizin de %5'ini sağlığa ayırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye sağlığa değer veren, kamu kaynaklarını sağlığa ayıran falan bir ülke mi sizce? Bu grafikler onu mu gösteriyor? Hani kendimiz rakamlar falan uydurmuyoruz. Açıklanan resmi rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Bir de bu %5.4 var ya, az önceki GSS tablosuyla hatırlarsanız aslında o da devletin kendi cebinden harcadığı para değildir. Vatandaşların ödediği primlerden oluşan bir fondur. Yani %1'lere falan varıyor kamu kaynakları üzerinden devletin direkt fonladığı paralar. Millet kendi ödediği primler üzerinden Türkiye'de sağlık hizmeti alıyor aslında genel toplamda. Evet. Burada yıllara göre gayri safi yurt içi hasıla içerisinde işte bu sağlığa ayrılan payın grafiği var. Üstteki doğru. Bakınız hiçbir yükselme yok. Türkiye 1999'dan beri aslında sağlığa aynı derecede kaynak ayırıyor. Değerli dostlar. Bir ara %6'lara çıkmış bakın 2008'de. Sonra yeniden %5.4'e inmiş. Şimdi böyle bir ortamda bir de böyle bir propaganda var değil mi? İnsanlar Türkiye'de sağlık hizmetlerinden memnun.
Bu da size yabancı değil, değil mi? Sürekli propagandası yapılan bir şey. Bakın işte sürekli ne deniyor? Grafiklerle de gösteriyor bakanlık. %30'lardan %75'e çıktı. Türkiye'de sağlıkla memnuniyet deniyor. Enteresan bir durum değil mi? Biz geliyoruz buralarda böyle hekimler arasında soruyoruz. Hekimler hiç memnun değil. Verdikleri sağlık hizmetinin niteliksiz olduğunu düşünüyor hekimler. Biz anketler yapıyoruz. Hekimlerin %88'i bizim yaptığımız bir araştırmada mevcut sağlık politikaları nedeniyle nitelikli sağlık hizmeti veremediğini söylüyor. %88'i. Vatandaş da ben memnunum diyor bu anketlere göre. Ciddi bir paradoks. Bizim bir arkadaşımız bunu şeye benzetiyor. Şimdi bir lokantaya gitseniz, mutfaktaki kişi dese ki ya buranın eti meti yenmez, burası çok pis, burada yemek yenmez diyor mesela. Yok diyorsunuz, ben memnunum, ben hep geleceğim burada yiyeceğim diyorsunuz. Doktor diyor ki buradaki sağlık hizmetinde bir sorun var. Yok diyor vatandaş, ben memnunum burada. Böyle bir değil mi? Paradoksal bir durum. İşte o paradoksal durumu burada da görüyoruz. Değerli dostlar, bu enteresan bir grafik. Ve aslında bu bir Türk mucizesidir. Türk mucizesidir. Bir üzerinde bir dakika düşünmemizde yarar var bu grafiği. Şimdi bu çubuklar memnuniyeti gösteriyor. Değerli meslektaşlarım. Şu kırmızı çizgi ise harcanan parayı gösteriyor. Türkiye bakın en az parayı harcayarak en yüksek memnuniyeti elde eden ülke. Türk mucizesi bu. Bakın şunu kastediyorum. Türkiye 980 dolar demiştik ya. Kişi başı sağlık harcaması. Onda %75 memnuniyet elde etmiş. Bakın yanına yöresine bir bakın. Almanya var hemen yanında %80 memnuniyet ama o 4800 dolar harcıyor. Bizim 5 katımız. Daha fazla para harcıyor değil mi? Öylesi bir durum. İşte bu hakikaten değişik yerlerde tartışılıyor. Değişik mecmualara konu oluyor bu. Nasıl başardı bunu Türkiye? Bu kadar az parayla bu kadar memnun ediyor insanları diye. Enteresan bir durum. Şimdi Türkiye'de bebek ölüm hızı üzerinden bir tartışma yürüyor son yıllarda. Bakanlık bebek ölüm hızının %7'lere kadar düştüğünü ifade ediyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bakanlığın verilerinin kuşkulu olduğunu düşünmeye başladı. Çünkü devletin başka resmi kurumları bebek ölüm hızını çok daha farklı veriyor. En son Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması yayınlandı. Hacettepe Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu. Orada %13 gözüküyor. %7'lere, %13'lere değil mi? Çok ciddi bir fark var. Yine en son bir ay olmadı daha TÜİK'in bebek ölüm hızı raporu çıktı. Orada da %11'i geçmiş gözüküyor. Acaba bakanlığın verdiği sağlık verilerinde bir takım sorunlar mı var diye düşünülmeye başlandı. Bursa'da bizim bir halk sağlığı hocamız, Bursa'da bebek ölüm hızını %6 veriyordu halk sağlığı müdürlüğü. Mezarlıklarda son yıllardaki bebek ölümlerini incelemişler mezarlık kayıtlarından. Orada %13 çıktı. Hakikaten bu kayıtların tutulmasında ve verilmesinde problem olduğu anlaşılıyor. Tabii o bir bölümü işin, öbür bölümü de Türkiye'de sağlığın niteliği konusunda neredeyiz, değil mi? Mesela bulaşıcı hastalıklarda neredeyiz? Obezitede neredeyiz, değil mi? Kronik hastalıklarda, diyabette, hipertansiyonda neredeyiz meselelerinde? Acaba daha mı iyi durumdayız meselelerinde kuşkular yükselmeye başladı. Ne yazık ki 2013 yılında Türkiye kızamıkta Avrupa şampiyonu oldu ve dünya üçüncüsü oldu. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? Türkiye'de bir kızamık sağlığı meselesi oldu. Daha sonra polio riski söz konusu oldu. Pek çok ilimizde Suriyeli sığınmacılarla ilişkili olarak polio aşılamaları yapmaya çalıştık. Türkiye polioyu eradike etmiş ülkelerden biri biliyorsunuz. Tekrar polioyla yüzleşmeyelim diye ciddi bir çaba içerisindeyiz. Ama böyle bir tehlike var mı? Var gözüküyor. Biraz da kendi çalışma koşullarımıza dönelim istiyorum. Sizi çok bunaltıyor muyum? Çok mu sayı veriyorum bilmiyorum. Sıkıcı mı gidiyor konuşmak? Türkiye'de sağlığın en önemli baş belalarından birisi, zaten Türkiye'deki çalışma rejiminin baş belalarından birisi biliyorsunuz, taşeronlaşma haline geldi. Burada yine ben bakanlığın resmi verileri üzerinden toparlamaya çalıştım. Bu hizmet alanı meselesi değil mi? Artık hastanelerde pek çok
arkadaşımız bir takım taşeron şirketler üzerinden güvencesiz biçimde çok düşük ücretlere çalışıyorlar. Bazen sabahleyin hastaneye geliyorsun, bakıyorsun ki 8 kişiyi işten atmışlar. Değil mi? Hastanelerde çok rastladığımız acı tablolardır bunlar. Şimdi bakın 1993'te Sağlık Bakanlığı bünyesinde sadece %2'lerdeymiş hizmet alımı denen bu taşeron şirket üzerinden çalışma meselesi. Şimdi 516 bin çalışandan 130 bininin Sağlık Bakanlığı'nda taşeron şirketler üzerinden çalıştığını, oranı %25'e dayandığını görüyoruz. Artık hemşirelerin ve doktorların da değil mi, taşeron şirketler üzerinden işe alınması gibi bir tehlikeyle, hatta bir pratikle ne yazık ki pek çok yerde karşı karşıya kalıyoruz. Burada bir işte son 1-2 ay öncesine ait bir fotoğraftır bu. İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nin hastanesinde işten atılan işçilerin ekmek mücadelesi diyebiliriz değil mi? Bunu açık bir şekilde yürüttükleri işe dönme mücadelesi var. Yine popüler bir mesele, çok detayına girmeyeyim, apayrı bir konuşma konusu, şehir hastaneleri meselesi. Başbakan Kenep Hayalim diyordu biliyorsunuz şimdi Cumhurbaşkanı. İşte Türkiye'nin her yerinde biz işte modern hastaneler yapacağız, değil mi? Kira öder gibi para ödeyeceğiz, işte yeni hastanelerimiz olacak diye. Ama şunu söyleyerek ben yetineyim, bu konuşma kapsamında ancak onu söyleyebilirim. Bu mesele çok ciddi bir mesele. Kamu özel ortaklığı denen bir meseledir bu. İngiltere, İspanya, Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde 20 yıldan fazladır uygulanmaktadır. Ciddi kamu zararlarına sebep olduğu için artık bu ülkeler geri dönmeye başlamışlardır bu modelden. Bizim de yürüttüğümüz ciddi bir mücadele var. Bilgi alma yönünde yürüttüğümüz bir mücadele var. Hukuki mücadele var. Ama görebiliyoruz ki normal ihale yöntemiyle yapılan yatırımlara göre bu yatırımlar 6-7 kat daha pahalıya mal oluyor. Mevcut kentin merkezindeki hastaneler kapanacak. Kentin görece dışında bu hastaneler yapılacak. Kentin merkezindeki mevcut devlet hastanelerinin alanları ticari alanlara dönüşecek. Otellere, AVM'lere, otoparklara. Yine sağlık hizmeti verilirken ciddi özelleştirmeler yaşanacak. Sağlık hizmeti veriminin önemli bir kısmı bu şirketlere devredilecek. Ve ne yazık ki bu işi durduramazsak hekimler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları bir takım taşeron şirketler üzerinden bu şirketlerin altında çalışır hale gelecekler. Dolayısıyla bu kamu özel ortaklığı ve şehir hastanesi yapılış biçimini ne olur sadece bir inşaat projesi gibi algılamayın. Bu aslında yabancı literatürde de açık bir şekilde görülüyor. Bir özelleştirme projesidir. Kentin merkezindeki değerli kamu arazilerinin de bir biçimde ticari alan olarak bir takım kişilere devredilmesi projesidir bu. Burada sizin de kafa yormanızı ve dikkatli olmanızı hakikaten çok temenni ederim. Evet, siz tıp fakültesi okuyorsunuz. Bir de şimdi geleneksel tamamlayıcı tıp meselesi çıktı değil mi? İşte sülük tedavisi, hacamat tedavisi, larva tedavisi. Bir geleneksel tıp fakülteleri de mi kuracağız bilemiyorum ama burada ciddi bir problem var. Biz buradaki sorunları hep görünür kılmaya çalıştık. Bu tedavilerin işe yarayıp yaramadığını, bilimsel temellerde ortaya koyamadığımız sürece bunun önemli bir tehlike olduğunu, hem hekimlik mesleği açısından hem hastalarımız açısından ciddi bir sıkıntı olduğunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki bu problem devam ediyor. Üstelik şimdi bunun bir yönetmeliği çıktı, sertifika programları çıkıyor. Artık insanlar buralarda sertifika programlarıyla sertifikalar alarak bu işleri yapacaklar. Zaten hani bir şekilde merdiven altı biçimde yapıldığını biliyorduk bu tedavilerin. Tıp mesleği açısından ve halkın sağlığı açısından önemli problemlere yol açabilecek bir alan bu. Bunu gördünüz mü? Tıbbi Nebevi Kongresi. Tıbbi Nebevi, peygamber tıbbi anlamına geliyormuş, bunu anlıyoruz. Bu ay yapılacaktı bu kongre ama değişik gerekçelerle sanıyorum ertelendi sonbahara.
Bakınız Adana'da yapılacak kongreyi kimler yapıyor biliyor musunuz? Çukurova Üniversitesi'nin rektörü, Adana Valisi ve bu Tıbbi Nebevi Derneği'nin başkanı ile birlikte başbakanın eşi organize ediyorlar. İşte Kur'an ve hadislerde şifa, inanç ve immünoloji, Hazreti Peygamber'in tıp alanındaki uygulamaları, dağlama, hacamat gibi başlıklarla üniversite rektörünün de içinde bulunduğu bir kongre düzenleniyor değerli dostlar. Herhalde bu konu üzerinde ayrıca herhalde uzun uzun konuşabiliriz ama Türkiye'de tıp eğitimine, sağlığa yaklaşım bakımından çok önemli bir referans bu. Siz bilimi bir takım dini referanslar üzerinden tartışmaya başlarsanız, değil mi? Hani kanıta dayalı tıbbın yerine siz bir takım dini referanslar üzerinden bir tartışma başlatırsanız, herhalde çok doğru bir tartışma olmaz bu. Yani siz insanlara Peygamberimiz bu tedaviyi yapıyordu diye bir tedaviyi önermeye başlarsanız, herhalde bu doğru olmaz. İnsanların inancı üzerinden bir şeyleri pazarlamaya çalışırsınız. Doğru olmaz. Ve bu bazı insanların sağlığına zarar verebilir, değil mi? En azından bu olabilir. Tıp mesleğine zarar verebilir. İnançla bilimi bu kadar herhalde karıştırmamak gerekiyor. Burada ciddi bir sorun var. Sayıştay raporları yayınlanıyor her sene biliyorsunuz. Kamu kurumları denetliyorlar. Çok detayına girmeyeyim ama Türkiye'de sağlık alanında önemli yolsuzluklara ilişkin raporlar çıktı. Çok fazla tartışılamıyor. Zaten 17-25 Aralık'tan sonra Deniz Feneri de beraat ettikten sonra herhalde bu slaytları da çıkartmam gerekiyor da. Sağlık çalışanlarının sağlığı meselesi. Tehlikeli bir iş yapıyoruz, değil mi? Aslında en tehlikeli iş yerleridir hastaneler. Bunun pek çok örneğini yaşadık. Biz de Türk Tabipleri Birliği olarak her yıl kongreleri düzenliyoruz. Bu yıl 5.sini düzenleyeceğiz bu kongreyi. Takip etmenizi çok isterim. Kendi sağlığımıza sahip çıkmak adına bu kongrelerde yer almanızı ve destek olmanızı çok isterim. Sağlık çalışanlarının sağlığı meselesi çok önemli bir mesele. Belki bu meselenin içerisinde en ciddi problemlerden bir tanesi ne yazık ki bu oldu artık hepimiz için. Nedir o? Şiddet. Değil mi? Türkiye'de sağlık ortamında şiddet. Bilmiyorum Düzce'de önemli bir sorun mu bu? Hastanede yaşanıyor mu hiç? Ama ne yazık ki gün geçmiyor ki Türkiye'nin değişik yerlerinde değil mi? Hekime yönelik, hemşireye yönelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleriyle karşılaşmıyor. Ersin Aslan'ı hatırlıyorsunuz. Kendisi 30 yaşında genç bir toraks cerrahiydi, göğüs cerrahiydi. Bir 17 yaşında bir hasta yakın tarafından bıçaklarına öldürüldü Antep'te hatırlarsınız. Ondan sonra biraz daha duyarlılık arttı gibi bakanlık Beyaz Kod adı verilen bir ihbar hattı kurdu biliyorsunuz. Sağlıkta şiddete uğrayanlar oraya arıyorlar. Uğradıkları şiddeti ve destek taleplerini iletiyorlar. Biz de bakanlıkla yazışmalar üzerinden acaba sayılar nasıl, kaç kişi başvuruyor diye öğrenmeye çalışıyoruz. En son alabildiğimiz verilere göre günde 31 kişi Türkiye'de sağlık çalışanı, 31 sağlık çalışanı bu hatta ihbar bildiriyor şiddete uğradığına dair. Pek çok şiddet olayının buraya bildirilmediğini tahmin edebilirsiniz. Bu belki bir iceberg'in görünen yüzü değil mi? Özellikle sözel şiddet olayları çok fazla bildirilmiyor da insanlar hani bu artık günlük rutinin bir parçası haline gelmiş değil mi? Hasta yakın hakaret edip çıkabiliyor size. Ama hakikaten açı bir tabloyla karşı karşıyayız burada. Son yıllarda da ne yazık ki bir azalma da yok. Şiddetin gerçekleştiği kurumu ben grafikler halinde hazırlamaya çalıştım bu beyaz kod verileri üzerinden. Bakınız daha çok devlet hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde görünüyor ama her yerde şiddet söz konusu. Daha çok hekimlerin şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Bildirimde bulunanların %76'sı hekimler. Daha çok acil servislerde ve polikliniklerde şiddet olaylarının yaşandığını görüyoruz yine.
en fazla duyarlı olduğumuz meselelerden birisi. Bu şiddet sona ersin sloganıyla yıllardır böyle bir mücadele yürütüyoruz. 17 Nisan'dı Ersin'in öldürüldüğü gün. 17 Nisan'larda özellikle bu konuda bir duyarlılık, kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Mustafa Bilgiç ismini hatırlıyor musunuz? Mustafa Bilgiç. Kendisi acil tıp asistanıydı. 9 Eylül 19 Mayıs Üniversitesi'nde Samsun'da elle iğne battıktan sonra Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle günler içerisinde kaybettiğimiz genç bir meslektaşımız. İşte bunun için diyorum, çalıştığımız yerler çok tehlikeli değerli dostlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor. Böyle bir ölümden sonra bakın alttaki haber. Doktorun ölümcül hatası. Hani sanki acil sağlık hizmetleri çok düzenli de orada işler çok rahat da, değil mi? Nasıl olduysa o da eline yine batmış da acil serviste ölmüş gibi. Ama herhalde bu iş çok kritik. Öncelikle kendimizi koruyabilmemiz çok önemli. Hekim intiharları önemli bir başlık. Ne yazık ki böyle bir durumla da karşı karşıyayız değerli dostlar. Melike'yi hatırlıyor musunuz? Melike Erdem'i. O da bir acil tıp asistanıydı. Sabim diye bir şey kuruldu. Siz görüyor musunuz o ihbaratlarını hastanelerde? 1'e 8'e 4'e bastığınız zaman, istediğiniz zaman sağlık çalışanlarını şikayet edebiliyorsunuz. Melike de bir sabah nöbetten çıktığında elinde böyle bir savunma yazısı vermişlerdi. O da o savunma yazısıyla beraber hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti. Hakikaten bizi bunaltan, üzerimize gelen bir sağlık ortamı var. Hep birlikte bir mücadeleyle, birbirimizle dayanışarak hayatı kendimiz için daha kolay ve daha yaşanır hale getirmemiz gerekiyor. Konuşmamın sonunda biraz da bu gezi olayları sonrasında biliyorsunuz Türkiye'de sağlık hizmeti veren genç hekimlere, tıp öğrencilerine yönelik, tabip odalarına, TTB'ye yönelik soruşturmalar açıldı. Siz niye sağlık hizmeti verdiniz, bakanlıktan habersizlendi, değil mi? Böyle tartışmalar görmüşsünüzdür, en azından bir yerlerinde duymuşsunuzdur, aklınızdadır. Buna ilişkin uluslararası kamuoyunda önemli makaleler yayınlandı, dergilerde. Bu Ankara Tabip Odası'na açılan davanın, işte izinsiz revir açtınız da orada yaralananlara sağlık hizmeti verdiniz diye açılan davanın dava dilekçesindendir. Hakikaten enteresan ve üzerimize baskıyla gelen bir ortamla karşı karşıyayız. Tıbbın tarafsızlığını tehdit eden, değil mi? Bir uygulama olduğu çok açık. Burada Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, İngiliz Alman Tabipler Birliği'nin de imzası olan ve o dönem başbakana yazılan bir mektuptur. Çok değerli kurumların yazdığı bir yazıdır bu. Ankara Tıp Odası'na gezi sırasında verilen sağlık hizmetleri nedeniyle görevden alma talebiyle bakanlığın açtığı davayla ilgili bir mektuptur bu. Sağlık hizmetlerinin evrensel niteliklerini hatırlatan ve böyle bir dava açamazsınız, bu hekimlikle bağdaşmaz diyen bir yazıdır. Ne iyi ki bu dava düştü. Hakim ikinci duruşmada davayı sonlandırdı. Umuyorum bu tür baskılarla hekimler karşılaşmaz ve mesleklerinin binlerce yıllık değerlerini koruyabilen biçimde mesleki pratiklerini sürdürebilirler. Evet, tıp öğrencilerimizin yanında asistan hekimlerimizin yıllardır yürüttükleri bir mücadele var. Onlar hakikaten çok dinamik bir güç. İyi hekimlik adına ve kendi özlük hakları adına önemli mücadeleler yürütüyorlar. Aile hekimleri son dönemlerde eminim istiyorsunuzdur. Üzerlerindeki baskı ve çalışma ortamlarındaki, çalışma koşullarındaki sorunlar nedeniyle eylemler yürütüyorlar. Bu onlardan birinin afişidir. İşte acil servislerde görevlendirmeler, cumartesi, pazar çalıştırmalar, akşam geç saatlere kadar mesailer gibi üzerlerinde ciddi bir takım çalışma koşullarında sorunlar var. Onun için yürüttükleri mücadele var. Önümüzdeki hafta yine 3 günlük bir iş bırakma eylemi yapacaklar aile hekimleri. İşçi sağlığı meselesi, değil mi? 2 gün önce Soma'nın yıl dönümüydü.
Türkiye'de işçi sağlığı hizmetlerinde çok kötü bir noktadayız. Bu bizi ilgilendiriyor mu? Evet, ilgilendiriyor. Çünkü biz hekimiz, insan sağlığı ile ilgiliyiz. Ve işçi sağlığında çok kötü bir noktaya gittiğini ülkenin görüyoruz. Bu bir gazete başlığıydı. Artık taşeronlaşma meselesi işçi sağlığı alanında tümden oturdu. İş yeri hekimleri artık ortak sağlık güvenlik birimi denilen bir takım taşeron şirketler üzerinden istihdam ediliyorlar. Ve kendileri güvencesiz çalışıyorlar. Bu biçimde nitelikli sağlık hizmeti vermeleri, mühendislerin, iş güvenliği uzmanlarının nitelikli iş güvenliği hizmeti vermeleri ne yazık ki mümkün olmuyor. Ve korkarım Soma gibi faciaları bundan sonra da yaşama tehlikesi kapımızda gözüküyor. Özel sağlık sektörü hepimiz için bir önemli başlık artık. Meslektaşlarımızın çok önemli bir bölümü, yaklaşık 30 bin hekim artık özel sağlık sektöründe çalışıyorlar. Orada güvencesiz çalışma, maaşını alamama, değil mi? Gibi ciddi özlük hakları sorunları var. Çalışma saatlerindeki uyumsuzluk ve önemli bir emek sömürüsü alanı bu. Önümüzdeki dönem yine artarak bu dönemde bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet, siz çok yakın zamanda artık fakülteden mezun olduktan sonra asistan hekim olacaksınız. Benim çok hoşuma giden Bakırköy'deki asistanların bir eyleminden fotoğraf. Çok düşündük ki o düşünen adam heykeliyle beraber. Şimdi eylem zamanı diye bir fotoğraf. Bu da yarın Ankara'da, bilmiyorum videolarını izleyebildiniz mi, görünür kılmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından asistan hekimlerin geleceği bir asistan hekim buluşması var Ankara'da. Onun afişidir. Gün boyu sürecek olan bir şenlik, akşamda konserler var. Asistan hekimler hem kendi hakları için hem de halkın sağlık hakkı için mücadelelerini sürdürüyorlar. Genç hekimler bu mücadelelerini sürdürüyorlar. Sizler bu toplantıları yaparak Türkiye sağlık ortamına ve kendi geleceğinize katkı koyuyorsunuz. Hepinizi ben emekleriniz için tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle buluşma olanağı verdiğiniz için yeniden teşekkür ediyorum. Onur konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Doktor Bayezid İlhan'a konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum ve çiçeğini takdim ediyoruz. Şimdi 5 dakikalık aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bağımlılık oturumu yönetmeleri için psikiyatri anabilim dalından Profesör Doktor Adnan Özçetin ve farmakoloji anabilim dalından Doçent Doktor Ertuğrul Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Dönem 3 öğrencisi Lütfü Kılıçkaya. Bugün sizlere sentetik kanabinoidlerden bahsedeceğim. Halk arasında bilinen adıyla bonsai. Öncelikle bir videoyla başlayacak olursak, bu torbacı arkadaşın söylediği tüm şeylerden kısaca bahsedeceğim.
biraz bilimsel olacak şekilde sunum planından bahsedecek olursak, öncelikle sentetik kanabinoidlerin tanımını, epidemiolojisini ve farmakolojisini de anlattıktan sonra toksikolojisini ve klinik özelliklerini ele alıp laboratuvar ve yasal konulardan bahsedip sonlandıracağım. Milattan önce 2737 yılında Çin İmparatoru Shenlong kanabislerin sıtma ve romatizmaya iyi geldiğini bildirmiş. 1964 yılında tetrahidrokanabinoidlerin izolasyonu gerçekleşmiş ve 1980 yılında kanabinoid reseptörü ilk defa keşfedilmiş. 1994 yılında Huffman arkadaşları JVH maddelerini elde etmiş. Bunlar bizim bildiğimiz bonsai'nin ilk ana maddeleri. Sentetik kanabinoidler Avrupa'da Spice isminde, Amerika'da K2, Türkiye'de bonsai ismiyle bilinmekte. İlk başta internette pet shop adı verilen sitelerde bitkisel tütsü olarak satılmaya başlanmış. Sonra kafa yaptığı ortaya çıkınca popülaritesi artmış ve bunun üzerine Avrupa Uyuşturucuya Savaşma Derneği 2008 yılında bir rapor hazırlıyor ve psikoaktif farklı bir madde grubu klasik olmayan kanabinoidler olarak isimlendiriyor ve ilk üyesi JVA-018. 2009'da 9 tane, 2010'da ise 11 tane yeni madde ekleniyor. İlk toksikoloji olgusu 8 aylık Spice kullanımına bağlı olarak gerçekleşmiş. Amerika Zehirlenmelere Karşı Korunma Derneği'nin bir araştırmasında 2009 yılında 54 tane toksikasyon olgusu varken 2011 yılında bu sayı 13.000. Oldukça fahiş bir artış var 2 yıl içerisinde. Michigan Üniversitesi bir araştırma yapıyor. 8-10 ve 12. sınıf öğrencileri arasında 45-50 bin öğrenci, geniş bir çalışma. 2012 yılı içerisinde yapılan bu araştırmada sentetik kanabinoid kullanan 12. sınıf öğrencilerin oranı %11.3, 8. sınıf öğrencilerin oranı %4.4, 10. sınıf öğrencilerin oranı ise %8.8. Alkolü ve sigarayı çıkardığımız zaman sentetik kanabinoidler 10 ila 12. sınıf öğrencileri arasında esrardan sonra en sık kullanılan ikinci madde. 8. sınıflarda ise esrar ve inhalerden sonra 3. Hu ve arkadaşları kolej öğrencileri üzerinde bir araştırma yapıyor ve Spice madde kullanımının %8 olduğunu belirtiyor. Bu kullananlar nargile, esrar ve sigara ile birlikte kullanıyorlar. Farmakolojisinden bahsedecek olursak, kanabinoid reseptörleri kompleks endokannabinoid sistemin bir parçası. CB1 ve CB2 olmak üzere tanımlanmış iki tane reseptörü var. CB1 adenilat siklaz inhibe ediyor G proteiniyle birleştiği zaman. Kalsiyum girişini ve potasyum çıkışını arttırarak presinaptik hiperpolarizasyon yapıyor. N ve PQ tipi kalsiyum kanal inhibe ediyor. A tipi içe dolu potasyum kanalını inhibe ediyor. CB1 reseptörleri kortikal ve subkortikal bölgede, dorsal kök ganglionlarında ve periferden ağrısını taşıyan periferik sinir sistem bölgelerinde bulunuyor. Burada yine bir animasyon var. CB1 reseptörlerinin bağlandığı. Beyinde hipokampusta hafıza ile ilgili problemler yaşanıyor. Cerebellum'da hareket yeteneği ve kabiliyeti, frontal kortekste ise konuşma, düşünme yetenekleri azalıyor. CB2 reseptörleri ise daha çok dalağın marjinal zonunda, tonsillerde, doğal katil hücrelerde, makrofajlarda ve B ve T lenfositlerinde bulunuyor. CB2 reseptör agonistleri CB1'in oluşturduğu psikoaktif etki yaratmadan inflamasyon neden olduğu ağrıyı azaltıyor. Bu reseptörler bir antineoplastik ajanlı diye düşünülüyor çünkü yapılan bir çalışmada MMSA ve metastaz azalttığı, bununla beraber insanda olan TC3 prostat SA hücre büyümesini inhibe ettiği öne sürülüyor. Toksikolojisinden bahsedecek olursak, akut belirtiler genelde 2 saatten kısa sürede ortaya çıkıyor ama çok nadir de olsa 24 saatten daha uzun sürede ortaya çıktığı da görülmüş. Psikoaktif semptomlar, arzu edilen öfori, anksiyete, ajitasyon, iritabilite, psikoz ve bilinçsel becerilerde değişiklik.
Akut fizyoterapi, birçok akut fizyoterapileri var. Bunlar terleme, bulantı, kusma, iştahla boz değişiklikler, hipotansiyon, hipertansiyon, göğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi, solunum depresyonu, konfüzyon, psikomotor ajitasyon, solunmadan sedasyon. Pislik bulgularından bahsedecek olursak, öncelikle 2 hafta önce bir Edirne kongresi vardı. Orada, burada arada bulunan arkadaşlarım da var. Kendileriyle bir toplu taşıma aracına binmiştik ve bonsai kullanan bir insanla karşılaşmıştık. Orada bizim gördüğümüz kişi de işitsel ve görsel band sarılarla beraber paranoid sarılar vardı. Kimse konuşmamasına rağmen insanlara böyle sen bana bunu mu dedin, şunu mu dedin diye üstüne yürümüştü ve sonra da inmişti. Burada da bonsai içtikten sonra çatlar atlayan bir insan var. Bunları kullananlarda intihar eğilimi biraz daha fazla oluyor tabii ki. En sık taşikardi görülüyor fiziksel etki olarak. Bununla beraber nöbetler ve MI de görülebilir. Laboratuvar testleri aslında tespit edilmeniz zor çünkü bu maddeleri yapanlar yasal yollardan kaçmak için sürekli farklı analoglarını kullanıyor. Böylece idrarlarda, markörlerde bulmamız daha da zorlaşıyor. İdrar, serum, kan, oral sıvı ve saç kullanıyoruz. Bu maddeleri tespit etmek için ana maddeleri saç ve oral sıvıda, metabolitler ise idrarda çıkıyor. 8 tane CVH tipi sentetik kanabinoidlerin idrar metabolitleri için LC ve LC-MS bir testi var. Bu onaylanmış bir test, 8 tane tip çıkıyor. Hala Head Shop ve Smart Shop gibi yerlerde yasal olarak satılabiliyor bu maddeler. Hala yasalardan kaçabiliyorlar. Birleşik Milletler'in sözleşmelerinde kontrol altına alınmamış ürünler olarak bildiriliyor. Almanya, Fransa, Lüksemburg, Polonya, Litvanya, İsveç ve Estonya ise Spice'in yasal alanları ülkeler. Peki ülkemizde durum ne? TÜBİM'in koordine ettiği erken uyarı sistemi var. Bunların bildirdiği maddeler 2011 yılında kanuna girmiş ve bunlar yasaklı maddeler. Sonuçlayacak olursak Griffiths ve arkadaşlarına göre Spice geçici bir madde olabilir ancak içinde yaşadığımız dünyanın mevcut madde kontrol modelleri nasıl meydan okuduğunu göstermesi açısından mükemmel bir örnektir. Sentetik kanabinoidlerin yaygın kötüye kullanımı, farmakoloji ve toksikolojilerin daha iyi tanımlanması, uygun yasal planlama ve düzenlemelerin yapılabilmesi için sentetik kanabinoidlerin daha ileri düzeyde incelenmesi olan acil ihtiyaç vurgulanmaktadır. Spice kullanımı yaygınlığı ile ilgili halen verilerin yetersiz olmasından dolayı adli toksikolojik araştırmalarla birlikte ileri epidemiyolojik çalışmaların yapılması problem boyutlarının değerlendirilmesi çok yararlı olacaktır. Bu konu için daha fazla finansman ve bu maddeleri keşfeden analitik kimyagerler onları, araştıran bilim adamları ve bağımlıları, tedavi eden klinisyenler arasında daha iyi bir ilişkinliğe ihtiyacımız vardır. Yerel doktorlara ve adalet sınırı çalışanlara eğitme çabalarının yanı sıra sınırlamaların gerçeğerliliğinin desteklenmesi için uygun yasalar da gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi sorusu veya katkısı olanlar buyursunlar. Acaba Türkiye'de bonsai bağımlılığının bir araştırılmış oranı var mı? Yani şu an için yaptığım araştırmada diğer ülkelerde olduğu gibi kesin bir çalışma yok. Onaylanmış bir çalışma bulunmakta kaynaklarda. Evet, arkadan bir daha. Bonsai intihar eğilimini arttırıyor dedik ya. Evet. Orada atlayan adam intihar eğiliminden dolayı mı atlıyor yoksa öleceğini bilmeden uçacağını zannederek falan mı atlıyor? Yani böyle maddelerin yaşattığı kafalar kullanmadıysanız pek bilemiyorsunuz ama benim kullanan bir arkadaşım orada bahsetmişti. Yani insanda öncelikle ölüm korkusu çok fena bir şekilde ölüm korkusu var kullandığı zaman. O kişi öleceğini bilmeden atlıyor ilk başta. Yani o an öleceğini zannetmiyor, uçacağını veya ölmeyeceğini düşünerek atlıyor ama sonra da ölüyor. Yani intihar eğilimi dediğimiz bu mu? Yani ölüm korkusundan dolayı bu korkuya mı için intihar eğilimi diyorlar, evet. Teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşımızın sorusuna bir belki katkı olur diye söylemek istiyorum. Bizim farmakoloji ana bilim dalında kalitatif analizini yapıyoruz birçok uyuşturucunun. Yaklaşık ayda 200 vaka geliyor, savcılıktan yakalanmış kişiler geliyor.
bunlar hepsi daha önce kullanmış kişiler. Yaklaşık olarak 200 vaka içerisinde 20 civarında esrar pozitif, yaklaşık olarak 5 civarında da her ay için söylüyorum. 200'de 5 civarında da bonsai pozitif çıkıyor. Bunun dışında diğer oluşturucular çok düşük düzeylerde, 200'de bazıları 1, bazıları 0 olarak görünüyor. Bonsai kabaca bakıldığında esrardan sonra esrar en sık olanı gibi görünüyor. Bu yasaklı maddeler için söylüyorum tabi. İkinci olarak da bonsai gibi görünüyor. Düzce'nin rakamları olarak size söylüyorum. Ben bir soru sormak istiyorum hazır gelmişken. Niye bonsai deniyor? Başka ülkelerde K2'de bizde niye bonsai deniyor? Biliyor musunuz? Ben o farkında ne yazık ki bilmiyorum. Şöyle ki bonsai aslında bu piyasa hiç başlamadan önce piyasada bulunan bir tütsü. Aslında bir ağacın, kokulu bir ağacın yapraklarından yapılan bir tütsü ve yıllardır, uzun yıllardır tüm dünyada tütsü olarak pazarlanıyorken bu bitkisel ürünleri ilaç gibi pazarlayan bu işe girmiş bazı kişilerin tütsülerin içerisine, bitkisel satılan ürünlerin içerisine uyuşturucu katarak bunları yasadan kaçırabilir miyiz diye başlattıkları bir şey. İlk olarak bonsai bitkisinin üzerine kimyasal sentetik kannabinoidleri herhangi bir çözücüde çözerek, suyunu o sıvıyı püskürterek, yani sonuç olarak bonsai bitkisinin üzerine bu esrarı, sentetik esrarı tutturdukları için ve tüm dünyaya ilk böyle pazarlandığı için bonsai ismiyle ülkemizde öyle yaygınlaştı. Şimdi şey olarak hani sonuçta burada bir bağımlılık projesinden bahsediyoruz. Hani bağımlılara yaklaşımdan bahsediyoruz. Peki mesela aileler gelip de bize sorular soruyorlar işte hani benim oğlum veya benim kızım hani bu tarz maddeler kullanıyor olabilir. Ben bunu nasıl öğrenebilirim kullanıyorsa? Nasıl bir tetkik testi yaptırabilirim? Hani saç ve oral sıvı dedik. İşte idrar kültürü dedik metabolikler için de. Bunları nereye götürmeleri gerekiyor? Bu sonuçlar ne kadar sürede çıkıyor? Ve hani HIV pozitiflerde olduğu gibi herhangi bir bakanlık sisteminde bunun geri bildirimi yapılıyor mu? Ben bu konudaki bilgileri... Ben analiz kısmını söyleyeyim. Siz psikiyatrisiniz. Psikiyatriyle ilgili hala bir sorum daha olacak. Onu evet. Bittikten sonra. Şimdi analiz kısmından biz yaptığımız için size cevap vereyim. Bu analizlerin yapılmasının normal laboratuvar analizleri dışında oldukça farklı yönleri var. Onun için hiç kimse yanaşmıyor. Mesela Bolu'da üniversite yapmıyor, Kocaeli'de üniversite yapmıyor. Ben burada yapmayı tercih ettim. Birincisi kişiler kendileri normal bir laboratuvar prosedürü değil. Çünkü normal şartlarda kişiye bir idrar kabını verirsiniz, gider doldurur, getirir. Burada öyle değil. Kişilerin bizi aldatma eğilimi olacağı için en baştan özel bir tuvalet, yanında arkasında peşinde bir personel, sürekli denetim, bu kişilerin saldırma potansiyelleri var, güvenlik falan oluyor. Oldukça zor bir prosedür. Onun için çok fazla kimse yanaşmıyor. Bazı farmakoloji anabilim dalları ilgi duyuyor. Bunun iki çeşit, bir kalitatif, bir kantitatif analizi var. Rutinde kalitatif, yani pozitif, negatif şeklinde yapılan analizleri kart test şeklindedir. Güvenlikleri %99'un üzerindedir. Oldukça selektiftirler ve sonuçlar çok hızlı çıkar. Bildiğiniz gebelik testinin bu şekilde uyarlanmışıdır. Aynı mantıkla çalışır. İdrarı üzerine damlattıktan sonra birkaç dakika içinde pozitif veya negatif olarak sonuç çıkıyor. Yapan bölümü bulmanız gerekiyor, oraya göndermeniz gerekiyor. Ancak uyuşturucu kullanımı suç olduğu için bize gelen vakalarda pozitif çıkanları yasal açıdan bizi bildirmek zorundayız. Savcılara bildiriyoruz. Onun için de gelip dışarıdan bize bu şekilde analiz yaptırmak çok da pratik değil. Biz de istemiyoruz aslında yapılmasını. Kişiler kendileri o kart testleri aynı gebelik testi gibi satın alabiliyorlar. Yani ailelerin bu konuda bilinçli olmasını biz isteriz. Ki o şekilde gelenlere biz yardımcı oluyoruz. Aileler kendisi kart testleri alıp çocuklarına kendileri analiz yapıp görebilirler. Burada uyuşturucuların en çok kaldığı şey keratinize doku. Onun için saçta, tırnakta analiz yapılıyor. Ama saç ve tırnak analizleri sadece SMS'lerle sunumda bahsedildi yapılabilen ve çok nadir merkezlerde yapılıyor. Adli tıp birimlerinde, merkezlerde yapılabiliyor. Onun için idrar daha kolay yapılıyor. Her yerde yapılabiliyor.
ediliyor ve idrarda yaklaşık olarak esrar 1-2 ay boyunca son içimden sonra 1-2 ay boyunca halen atılıyor esrar metabolitleri. Diğer uyuşturucuların birçoğunda en fazla 10 gün boyunca atılıyor. Yani 10 günden önce içmişse bir çocuk, 15 günden önce bonza içmişse onu tespit etmek idrarda pek mümkün olmuyor. O durumlarda keratinize dokular daha faydalı oluyor. Teşekkür ederim. Hocam psikiyatrikle ilgili olarak da hani bu bağımlılığın iki türü var ya hani psikik ve fiziksel bağımlılık. Hani bu bonsai hangisine giriyor ve hani bunlardan hangisini tedavi etmek daha kolay, hangisinde yaklaşım daha kolay oluyor? Onunla ilgili. Şimdi bu biraz eskiden o görüş. Psikik ve fiziksel diye biraz eskiden beri psikolojik bağımlılık, fiziksel bağımlılık ayrılıyorduk ama artık bağımlılık bir süreçtir, bir özelliktir diye bakıldığından dolayı bunu çok ayırmıyoruz. Ayırmaya gerek kalmadı. Çünkü bu süreci toptan, yani madde bağımlılığının ne olduğu da çok önemli olmadan aslında kişinin bu özelliklerini tedavi etmek gerekiyor. Böyle bir yaklaşım biçimi var. Aslında bu değişti son yıllarda. Yani bağımlılık sadece bonsai, alkol ya da işte eroin bağımlılığı değil. Şeker bağımlılığı var, ekmek bağımlılığı var, insan bağımlılığı var, teknoloji bağımlılığı var, çok çeşitli bağımlılık türleri var. Bunları o kişinin neye bağımlı olduğunu bilerek ve bu ayrımı çok fazla gündeme getirmeden yapmak lazım. Tabii ki fiziksel olarak bağımlılık yapıyorsa bir madde, onun tedavisi daha zordur. Bu eksikliğinden dolayı belli bir miktarda alması zorunlu hale gelmişse, bazı reseptörlerin duyarlılığından dolayı bazı maddeler fiziksel bağımlılık yapıyor. Onlar da tabii ki daha zordur ve daha kontrollü olması gerekir. Yani fiziksel bağımlı olan da aynı zamanda psikolojik destekle beraber yapmak gerekiyor. Belki maddenin kısmen ya da şeylerin, analoglarının verilmesi, beraber birlikte verilmesiyle yapılması gerekiyor. Onun için mesela bazı ülkelerde işte uzun etkili şeyler, opioid grubundan uzun etkili olanlar verilir ki gidip işte eroin bulmaya çalışmasın, onun için para bulmaya çalışmasın, başkalarına zarar vermesin vesaire. Kontrollü bir şekilde günde bir tablet verirsiniz uzun etkili opioid grubundan. O kişi kendi normal yaşamına dönmeye başlar. Kontrollü bir şekilde onu çalışmaya sevk edebilirsiniz ve maddelerden ve o alt kültürden uzaklaştırabilirsiniz. O maddeyi bulmak için işte diğer antisosyal insanlarla birlikte olmak zorunda kalmaz, alkol almak zorunda kalmaz, fuhuş yapmak zorunda kalmaz gibi. Onun için bazı ülkelerde, bizde daha tam oturmadı ama kontrollü bir şekilde uzun etkili maddeler verilmesi gerekebiliyor hangi madde bağımlıysa. Başka sorusu olan ya da katkısı olan var mı? Teşekkür ederiz. Arkadaşımıza sunumu için teşekkür ediyoruz. Alkol ve sigara bağımlılığı sunumunu yapmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinden stajyer doktor Kenan Çam'ı kürsüye davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle üniversitemize ve kongremize hoş geldiniz. Ben Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisi, stajyer doktor Kenan Çam. Arkadaşlar bugün benim size bahsetmek istediğim konu alkol ve sigara bağımlılığı. Öncelikle bağımlılık nedir? Bundan bahsedelim. Bağımlılık kişinin kullandığı madde üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Bağımlılık bir kez geliştikten sonra bir daha iyileşmez ve kişinin yaşamı boyunca onunla beraber gelir. Sadece iradesiz kişiler mi bağımlı olur? Hayır, herkes bağımlı olabilir. Madde kullanımının irade ile bir ilişkisi yoktur. Kişi maddeyi kontrol altında tuttuğunu, hiç dozu aşmadığını iddia etse de aslında bedeninde farkında olmadığı bir süreç devam etmektedir. Dolayısıyla ben istediğim zaman da bırakırım düşüncesi yanlış bir düşüncedir.
Sigara bağımlılığına gelecek olursak, dünyada 1.1 milyar sigara içen insan olduğu düşünülmekte. Sigaraya bağlı ölümlerin ise 4.5 milyon olduğu düşünülüyor. Bu da günde tabii 10 milyon ölüm yıl 2025'te tahmin edilen rakam, günde 12 bin ölüm olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de rakamlar nasıl? 17 milyon sigara içen vatandaşımız olduğu düşünülüyor. 70 ila 100 bin kişinin bir yıl içinde sigaradan dolayı hayatını kaybettiği, bunun da günde 200-250 ölüme tekabül ettiği görülüyor. Burada yapılan bir çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadın ve erkekler arasındaki sigara kullanım oranı gösterilmiş. Gelişmiş ülkelerde erkeklerde %35, kadınlarda %22 gibi bir oran var. Gelişmekte olan ülkelerde ise erkeklerde %50, kadınlarda %9'luk bir oran var. Burada özellikle dikkatimizi çeken gelişmiş ülkelerdeki kadın sigara kullanımı gelişmekte olan ülkelere göre çok daha fazla olması. Peki meslek grupları arasında sigara içme oranları farklı mı? Evet, farklı. Mesela stres, iş stresi olsun, eğitim seviyesi buna çok etkili. Mesela şoförlerde %74.3 gibi çok yüksek bir oran var. Peki bu meslek gruplarındaki bu oranlar bize neyi anlatıyor? Özellikle koruyucu hekimlikte bu kişilere özel tedavi ya da ilk başlamadan önce eğitim verilmesi önemli olabilir. Sigara bağımlılarının arkadaşlar %56'sı 12 yaş ve küçük yaşlarda başlamış, daha küçük yaşlarda. 13 yaşta %18, 14 yaşta %21 ve giderek oran azalmış. Bu grafikten bizim çıkaracağımız sonuç ise özellikle küçük yaşta başlayan sigara kullanımının bağımlılık oranının daha yüksek olduğu. Peki sigara içicinin içeriğine gelecek olursak 1936'dan günümüze kadar birçok çalışma yapılmış. 1936'da Brückner 120 maddenin olduğunu tespit etmiş. Günümüzde ise 4000'den fazla kimyasalın olduğu düşünülüyor sigaranın içinde. Peki sigaranın içinde neler var? Karbon monoksit, arsenik, metanol, naftalin, DDT, kadmiyum, butan gazı, aseton, hidrojen siyanür, amonyak gibi maddeler var. Peki bu maddeler başka hangi maddelerin içinde var? Mesela amonyak deterjanların içinde, arsenik zaten kendisi bir zehir, nikotin böcek ilaçlarının içinde, hegzamin yakıt tableti, metanol roket yakıtı, butan çakmak gazı olarak kullanılıyor, karbon monoksit zaten egzoz gazının içinde, egzoz gazı zaten karbon monoksit, toluen boya sanayinde inceltici olarak kullanılıyor, kadmiyum pillerin içinde var, metan lağım gazında, asetik asit sirkede, boyada kullanılan çeşitli kimyasalları içeriyor sigara ve stearik asit balmumun da bulunuyor arkadaşlar. Belki de sigaranın başımızda açtığı en büyük problem kanserler. Tüm kanserlerin %30'unun, kanserden ölümlerin %50'sinin, akciğer kanserinin de %90'ının nedeni sigara arkadaşlar. Tabii ki sigaranın etki etmediği bir yer yok. Çünkü akciğerden alınıp kana geçtiği zaman içindeki kimyasallar her yere etki ediyor. Özellikle larenks, böbrekler, mesane, akciğer kanseri başta düşünmesi gereken kanserler özellikle bunlara neden oluyor. Daha sonra aterosklerozun en önemli nedenlerinden biri sigara. Özellikle bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Arkadaşlar sigara içenlerin %70'i sigara bırakmayı düşünüyor aslında. Bunların da doğrusu tüm sigara içenlerin %20'si ise bunu deniyor. Ancak sigarayı bırakmaya denenlerin başarılı oranı bir yıl sonunda %3 ila 5'lerde kalıyor. Peki sigara neden bağımlılık yapar? Bu yüzden bağımlılık yapıyor. İçindeki nikotinden dolayı bağımlılık yapıcı madde. Peki nikotin kötü bir madde mi? Aslında hayır. Kötü bir madde değil. Vücudumuza da sentez edilen uyarıcı nitelikte, enerjiyi arttırıcı, insana keyif verici etkiler oluşturan, konsantrasyonu arttıran, el göz koordinasyonunu arttıran ve iştahı azaltan bir madde. Peki kişi sigarayı bıraktığında ne oluyor? Nikotin de bırakmış oluyor. Bu süreç içinde nikotin yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Bunlar neler? Sıkıntı hissi, sinir bozukluğu, kızgınlık, hassasiyet, uyuma güçlüğü, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk, iştah artışı. Bunlar genellikle birkaç saatte başlıyor, 2-3 günde en yüksek düzeye ulaşarak genellikle 3-4 haftada son eriyor. Tabi 6 aya kadar uzayabildiği de gösterilmiş. Arkadaşlar sigarayı bıraktığımız andan itibaren çok dramatik yanıt veriyor vücut. 20 dakikada kan basıncı normale dönüyor, el ayakta ısınıyor. 8 saatte kan karbon monoksit düzeyi normale iniyor. 48 saatte koku ve tat alma duyuları normalleşiyor.
3 ay sonra efor kapasitesi artıyor, öksürük balgam azalıyor. 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riski %50 azalıyor. 5 yıl sonra ağız, boğaz, özofagus kanser riski %50 azalıyor. 10 yıl sonra akciğer, mesane, böbrek, pankreas kanser riski azalıyor. 15 yıl sonra ise kalp krizi geçirme riski içmeyenlerle eşitleniyor. Tedavide hasta yaklaşıma gelecek olursak böyle bir prosedür var. Sorgulama, öneri, tedavi ve takip şemasını içeren. Öncelikle hangi nedenle gelirse gelsin tüm hastalara sigara içip içmediği sorulmalı. ABD'de yapılan bir araştırmada sigara içenlerin yaklaşık %3'ünün her yıl sigarayı bıraktığı tahmin edilirken hastane anamnezlerinde sigara sorgulamasının yer almasının bu oranı %6.4'e çıkaracağını ve bunun da yaklaşık fazladan 1,5 milyon kişinin sigarayı bıraktıracağını düşünülmekte bu sayede. Öneri başvuran her hastaya arkadaşlar mutlaka sigara bırakması söylenmelidir. Sadece hekimin sigarayı bırak demesiyle hastaların %5'i sigarayı bırakıyor. Bu hiç azımsanmayacak bir oran. Kişilere onların sigarayı bırakmalarına yardımcı olabilecek yöntemler olduğu anlatılmalı, uygun kişilere tedavi önerilmeli. Peki hangi yol bu tedavi edilmeli? Geçmişte bir sürü farklı puanlama sistemlerine göre tedavi öneriliyormuş. Ancak en son konsensuslarda yer alana göre bırakmak isteyen herkese farmakolojik tedavi öneriliyor. Hangi ilaç seçilmeli? İşte 2000'li yılın sonuna kadar tüm konsensuslarda nikotin hiperbasman tedavisi öneriliyordu. Nikotinin formları var. Genellikle arasında fark yok bunların. Sakız, bant, nazal sprey, inhaler formları. 2000'de güncelleştirilen İngiliz konsensusunda NRT ya da bupropion öneriliyor. Aynı şekilde 2000 Amerikan konsensusunda da. Peki bu ajanlara gelecek olursak, NRT sihirli bir denek değil arkadaşlar. Hiçbir zaman sigaranın yerini tam olarak tutmaz. Ancak bağımlılarda şiddetli isteği ve yoksunluk semptomlarının giderilmesinde oldukça yardımcıdır. NRT oldukça güvenlidir ve bağımlılık yapıcı etkisi düşüktür. NRT'nin mantığı neler var? Nikotin eksikliğine bağlı olarak gelişen yoksunluk semptomlarını ortadan kaldırılarak kişinin başka yönlere kanalize edilmesini ve sigarayı daha az sıkıntıyla bırakmasını sağlamak. İkinci aşamada ise nikotin dozu yavaş yavaş azaltılarak kişi nikotinin bağımlılığından tümüyle kurtarılmaya çalışılıyor. Diğer bir ajanımız bupropion, piyasa ismi Zyban. Nikotin içermeyen, konsensuslara da girmiş ilk ve tek ilaçtır. Aslında eski bir antidepresandır bu ilaç. Sigara bıraktırmadaki etkinliği antidepresan etkisinden bağımsız bir etki. Depresyon öyküsü olan ve olmayan sigara içicilerinde etkinliği eşit olarak bulunmuş. Yapılan bir çalışmada nikotin bantları ile birlikte kullanılan bir bupropion ile en iyi bir yıllık sigarayı bırakma oranı elde edilmiş. Bu ise %35.5. Takipte neler yapıyoruz? Arkadaşlar sigara kullanımı kronik bir olay olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle hastaların yakından takip büyük önem taşır. Sigara bırakma sürecinin relapslarla gidebileceği unutulmamalıdır. Ancak relaps hiçbir zaman başarısızlık olarak alınmamalı ve gerekirse tedavi tekrarı veya yeni ilaç ve ilaç kombinasyonları denenmelidir. Sonuç olarak sigara bırakmada kullanılan tedavilerin hiçbirisi %100 etkili değil. En iyi sonuçlar 1 yıllık başarı oranında bile %30 ila 35'ler civarında. Ancak her şeye karşın her hastaya sigara bırakması önerilmeli ve bırakmak isteyen herkese de farmakolojik tedavi denenmelidir. Benim sigara bağımlılığıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Alkol bağımlılığıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Önce alkol nedir? Alkol diğer bazı zehirleyici maddeler gibi keyif verici, alışkanlık ve bağımlılık yaratan bir maddedir. İçki olarak kullanılan alkol etil alkoldür. Peki alkolizm yani alkol bağımlılığı ne? Bireyin beden ve ruh sağlığının aile, sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alma ve alkol alma isteğini durduramama ile verilen bir bozukluktur. Alkolizmin kliniğinde karşımıza neler çıkıyor? Arkadaşlar alkolizm davranışsal bir bozukluktur. Tekrarlayıcı olarak fazla miktarlarda alınan alkole bağlı problemler gelişmesi anlamına gelir. Alkolik kötü sonuçlar doğurmasına rağmen kompulsif bir biçimde alkol içmeye devam eder. Alkolizmde alkol alımının sınırlanmasıyla ilgili kontrol kaybolmuştur. Peki insanlar neden içerler? İnsanlar zevk almak için, duygu durumunu düzeltmek, stresle başa çıkmak gibi nedenlerden dolayı alkole başvururlar. Peki kadınlar ve erkekler arasında alkol kullanımı ve bağımlılığı arasında farklar var mı? Evet var. Erkeklerde daha erken başlar, yaklaşık 20 yaş civarı, sinsi gidişlidir. 30 yaştan önce problemleri fark etmek zordur. 45 yaşından sonra başlama nadirdir. Kadınlarda ise başlangıç daha geç olur, depresyon daha sık eşlik eder.
Alkol bağımlılığının nedenlerine gelecek olursak bununla ilgili farklı görüşler var. Bu görüşleri size aktarmak istiyorum. Psikanalitik kurama göre aşırı katı ve baskıcı üstünlükleri olan kişiler alkolü bilinç dışı gerginliklerini azaltmak için içerler. Farklı bir görüş davranışsal kuram. Davranış bilimciler ise sürekli alkol alınmayı öğrenilmiş bozuk bir davranış olarak görürler. Alkol alımının gerginliği azaltan, rahatlatan özellikleri gibi olumlu pekiştirici yanları ilk alkol alımından sonra bu davranışın sürmesine katkıda bulunur. Toplum bilimsel kuramlar yani sosyolojik olarak gelenek ve töreleriyle alkolü onaylamayan toplumlarda alkolizm oranının az olduğu düşünülür. Mesela Çin iş kollarında ise çalışan kişilerde alkollü içki tüketimi daha yüksektir. Biyolojik nedenlere gelecek olursak, alkolün sinir sisteminde yol açtığı kimyasal değişikliklere dikkat çekilmiş. Alkol bağımlılığının gelişiminde ventral tegmental alan, hipotalamus ve nükleus accumbens'ten geçen dopaminerjik, GABAerjik, noradrenerjik ve serotonerjik yolların etkinliklerinden söz edilmiştir. Kalıtımsal etkenler de rol oynar. Birinci alkol bağımlılığının oluşumunda kalıtımsal etkenlerin önemi uzun yıllardır vurgulanmaktadır. Alkol bağımlılığının ailelerinde birinci derece yakınlarında bağımlılık oranı 3-4 kat artmıştır. Alkolizmin ilk belirtileri neler? Direnç hattını dediğimiz durum, yani tolerans evresi dediğimiz durum. Önce uzun süre alkol kullanımı sonucunda istenen, hoşa giden etki elde edilmek için daha fazla miktarlarda alkol alınır. Böylece her gün alınan alkol miktarının aylar boyunca giderek artmasına neden olur bu. Daha sonra alkol etkisi altında taşkın davranışlar gösterme ve ertesi sabah duyulan suçluluk duygusu baş gösterir. Alkol amnezisi dediğimiz bir gece önce alkol etkisinde neler yapmış olduğunu hatırlayamama ve en sonunda sabahlarında alkol alınan karşımıza çıkar. Alkolizmin sonuçları tabii çok acı sonuçları var. Özellikle sosyal yönden boşanmalara, aile içi şiddete, terk edilmelere, iş sorunlarına, ev iş trafik kazalarına ve adli problemlere neden olmakta. Tabii ki biliyorsunuz alkol toksik bir madde. Kana geçtikten sonra bütün iğne sistemi etkiliyor. Organ ve sistemler etkisine bakacak olursak özellikle metabolize edildiği karaciğere en büyük hasarı vermekte ve siroz nedeni alkol. Başka neler yapıyor? Kardiyomiyopati yapabiliyor, anemi nedeni, hipertansiyon, tromboostopeni, miyopati, kanser, teratojenite, pankreatit, pnömoni, merkezi sinir sistemi bozuklukları ve Wernicke-Korsakoff sendromuna neden olabilmekte. Burada bir siroz hastası, belki alkole bağlı. Peki kişi alkolü bırakmaya çalıştığında neler oluyor? Alkol yoksunluğu belirtileri ortaya çıkıyor. Otonomik bir hiperaktivite söz konusu, terleme, nabızın yüzün üstünde çıkması, titreme, uykusuzluk, bulantı ve kusma, geçici halüsinasyon ve illüzyonlar, psikomotor ajitasyon, anksiyete ve delirium tremens. Peki en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ne alkol bağımlılarında? Mayer depresyon, alkol bağımlılarının %30 ila 50'sinde görülüyor. Anksiyete bozuklukları görülebiliyor %30 sıklıkta. Erkeklerde sosyal fobi, kadınlarda agorafobi sıktır. Bipolar bozukluklar görülebiliyor. Diğer madde bağımlılıkları eşlik ediyor. Başta sigara olmak üzere esrar, kişilik bozuklukları, özellikle antisosyal kişilik bozukluğu görülmekte. Tedavisine gelecek olursak, genelde alkolikler tedavi için başvurduklarında dibe vurmuş oluyorlar arkadaşlar. Alkolizm tedavisi yoksulluk belirtileri kaldıktan sonra başlıyor. Hedef ayıklığı sağlamak, bu bize eşlik eden psikiyatrik bozuklukların ayrıcı tanısı ve tedavisi için de yarar sağlıyor. Ekip tedavisi önemli. Tedaviden sonra uzun süreli izlem gerekli. Kişi uzun süre hastanede kalsa bile daha sonra izlenmezse alkole dönmesi kolay. Düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmalı. Nüksler ilk 6 ayda en sık. İlaç tedavileri kullanılıyor. Özellikle disülfuran. Disülfuran etkisini, disülfuran alan kişi alkol de aynı zamanda alkol aldığı zaman bir tiksinti hissi oluşuyor ve böylece kişi alkolden uzak duruyor. Ayrıca kullanılan başka ajanlar var. Naltroxan, akomprasat, serotonerjik bazı antidepresanlar ve lityum. İlaç tedavisine eş psikoterapi de çok önemli. Psikoterapimiz nasıl olmalı? Sıcak ama biraz otoriter bir yaklaşım gerekli. İşte atsız alkolikler gibi yardım grupları tedaviye entegre edilmeli arkadaşlar bu kişilerde. Davranışçı, kognitif tedaviler iyi sonuç verir. Eğitimsel faaliyetler tedavinin önemli bir parçasını oluşturur bu kişilerde. Sabrınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sorun veya katkı
etkinliğimize davet ediyorum. Goldberg tarafından kullanılmıştır. Daha sonra da
Kimi bilen, Da Vinci, Griffiths gibi araştırmacılar bu konu hakkında çalışmalar yapmışlardır. Griffiths'e göre aşırı internet kullanıcıları aslında internet bağımlısı da değiller, internete başka bağımlılıklarını tatmini için kullanmaktadırlar. Yaz'a göre ise internet bağımlılığı altında başka bir sebep olmaksızın baş başa bir dürtü kontrol bozukluğudur. Ve internet bağımlılığına en yakın bozukluğun DSM-4'teki dürtü kontrol bozukluklarından patolojik rol oynama olduğu kanaatine varan Young, internet bağımlılığını için 8 maddelik bir tanı kriteri oluşturmuştur. İlk ciddi tanı kriterlerini yayınlamıştır. Yani internet bağımlılığı için önerdiği tanı ölçüleri şu şekilde. İnternetle ilgili aşırı zihinsel uğraş, istenen keyif almak için giderek daha fazla oranda internet kullanımına ihtiyaç duyma, internet kullanımını kontrol etme, azaltma ya da kesme yönelik başarısız girişimlerin olması, internet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda bıkkınlık, çökkünlük, anksiyete gibi durumların görülmesi, başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma, aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş, sosyal çevreyle ilişkilerin bozulması, başkalarına internette kalma süresiyle ilgili yalanlar söyleme ve internet problemlerinden kaçmak için, olumsuz durumlarından kurtulmak için bir aracı olarak görme. Burada da bir internet trolünün portresini görüyoruz. Speak bir internet bağımlısı genelde haftada 40-80 saat boyunca internet başından kalkmıyor ve tek seferde de 20 saat boyunca hani internet başından hiç çıkıp kalkmadan oturabiliyor. Dolayısıyla fiziki aktivitenin azalmasına bağlı olarak bu kişilerde obezite, kan bulduk, sırt ağrısı, postür bozuklukları ve kalp akıtan sendromu görülüyor. Diğer görülen özellikler ise beyazlaşmış tenler. Bu kişiler dışarıdan çıkmadıkları için bağımlılıklarından dolayı tenler beyaz oluyor. Uzun yağlı saçlar çok fazla bakımlarını yapmıyorlar, yıkanmadıklarından dolayı böyle oluyor. Eşofman altı, kırıntı yerini, bileklik, bilekliği kalp akıtan sendromundan korumak için takıyorlar. Elleri bu kişilerde genelde uyku bozuklukları oluyor. Bunun için de uyanık kalabilmek için sürekli kafein içeren içecekler içmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve kola, hani Red Bull gibi içecekler yüzünden kısa bir süre dişleri de oluyor aynı zamanda. Çok fazla dişleri yutuyorlar stresten dolayı. Gözaltı torbası, kaşları karışıklığında diğer özellikler arasında. FOMO ise internet bağımlılarında görülen başka bir özellik, başka bir durum. FOMO diğer isimde gelişmeleri kaçırma korkusu demek. Sanal uyuşturucu olduğu söyleniyor ve bilinç kontrolünü bozuyor. En çok da 2000 yılından sonra doğmuş olan ve teknoloji içerisinde büyüyen Z kuşağında görülüyor. Bu FOMO olan kişilerde genelde sürekli maillerini kontrol etme ihtiyacı oluyor. Yani Facebook ya da Instagram gibi hesaplarından paylaştıkları beğenilerin hani ne kadar beğenilmiş, kimle paylaşmış, sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyorlar ve hani bunu kontrol etmediklerinde de içsel bir huzursuzluk oluyor, anksiyete gibi hisler duyuyorlar. Burada da X kuşağından bir teyzemiz FOMO olmuş. Genelde X kuşağında nadir görülen bir durum bu. Fakat araştırmacılar şöyle söylüyor. Emekliliklerinden sonra FOMO olmuş kişilerde ileride Parkinson olma riski artmış. Bu da hala hani araştırmadan kalan bir konu. Neden internet bağımlısı oluyoruz? Günümüz şehir yaşantısında kolay kolay kullanmayan sosyal bağları internette kurabildiğimiz için, yabancılarla kolaylıkla ve risksiz bir şekilde iletişime geçebildiğimiz için, insanların kendilerini dizginlemeden özgürce düşüncelerini ifade edebildikleri için, kendilerini göstermek istedikleri yönlerini abartarak gösterebildikleri ve istemedikleri yönlerini de göstermedikleri, saklayabildikleri için, internet üzerinde paylaşma ortamlarında da ses çıkarmadan diğerlerine dikizlenme olanağı olduğu için kişiler FOMO oluyor. İnternet bağımlısı oluyor. Diğer sebepler de sosyalleşme ihtiyacı, her an el altında olması, yasaklanmış olma ulaşabilmeye kolaylaştırması ve oyun oynamaya, risk almaya yardım etmesi. İnternet bağımlılığının tanımını ve nasıl tanık olduğunu, sebeplerini konuştuk. Şimdi de tedavi yaklaşımları. İki çeşit tedavi yaklaşımı var, farmakoterapi ve psikoterapi. Farmakoterapide tedavi hedefi öncelikle eğer saptanabilmişse alt eden psikiyatri rahatsızlığının tedavi edilmesi ve bunun için de özellikle geçirilmiş hipomani ve manevrasından hastalar dikkatle incelenmeli. Çünkü bu tarz psikiyatrik hastalıklar hastalığın gelişatını kötüleştirdikleri gibi direkt hastalığın sebebi de olabiliyorlar. Psikoterapide araştırıcılar internet bağımlılarının hayatta başarısız olan
telafi etmeye yönelik bir davranış öğretisi içinde olduklarını söylemişler. İnternetin aşırı kullanımının ödüllendirici bir davranış olarak görülebileceğini belirtmişler ve bazı olumsuz duygularla korku, huzursuzluk, hayal kırıklığı gibi bunlarla mücadele etmeye yarayan bir yetersiz bir strateji olduğunu düşünmüşler. Tüm bunlardan yola çıkarak da Davis bu hastalarda kullanılabilecek 11 haftalık bir bilgisayar tedavi raporu hazırlamış. Bu tedavide atılması gereken tümörler şu şekilde. Kişinin internetten uzak kalıp kalmadığını tespit yapılıyor önce. Bilgisayarın yerinin değiştirilmesi ve diğer insanların bulunduğu yere nakli yapılıyor. Diğer insanlarla beraber internete bağlanması sağlanıyor. İnternete bağlanma zamanı değiştiriliyor. İnternet defteri oluşturuluyor. Persona yani maske kullanımına son verilmesi sağlanıyor. Arkadaşlarından ve yakınlarından internetle ilgili problemleri olduğunu saklamaması sağlanıyor. Spor aktivitelerine katılması, internet tatillerinin verilmesi, otomatik düşüncelerin ele alınması, gevşeme egzersizleri, internete bağlanma sırasında hissedilenlerin not edilmesi ve yeni sosyal becerilerin kazandırılması da diğer yapılan tedavi yaklaşımlarından. Diğer bir tedavi yaklaşımı ise Young'a ait tedavi yaklaşımı. Burada da Young, hastalarda internet kullanımının tamamen kısıtlanmaması gerektiğini, sadece kontrol altında alınması gerektiğini savunuyor genel olarak. Bu belli teknikler sunuyor. Bu tekniklere göre de internet kullanımının tam saatlere kaydetmek gerekiyor. Mesela kişi sürekli hafta sonları internete giriyorsa, buna alışkınsa, bunun yerine hafta içi internete girebilir veya tam tersini yapabilir. Dış durdurucular kullanılabilir. Burada kişi mesela internete evden çıkmadan bir saat önce ya da bir iş yapmadan bir saat önce başlayabilir. Bu şekilde o iş ya da evden çıkması dış durdurucu olarak kullanılabilir. İnternet kullanımı ile ilgili hedefler belirlemek, bu daha çok bir takvim hazırlamak şeklinde. Kişi interneti haftada 40 saat kullanıyorsa 20 saate indirip bunu dilimlere bölebilir. Burada da böyle bir tedavi yaklaşımı var. Özellikle belli bir işlerden uzak durmaya çalışmak. Bu teknikte de eğer bir işte kişinin aşırı internet bağımlısı olmasına sebep oluyorsa bu işlerin tamamen kesilmesi isteniyor. Fakat bu interneti tamamen bırakması anlamına gelmiyor. Kişi yapmaktan daha az, hani hastalığında başka aktivitelere de devam edebiliyor. Hatırlatıcı kartlar kullanmak. Bu teknikte de kişinin internet kullanımıyla yaşadığı 5 temel sorun ve internet kullanımını bırakmakla elde edebileceği 5 temel yararı yazan kartlar hazırlaması isteniyor kişiden. Ve bu kartları sürekli göz önünde bulundurması isteniyor. İnternet yerine yapmak istediklerini not edebilecek kişisel bir defter bulundurmak. Burada da kişinin önceden yapmakta olduğu fakat şimdi yapmayı bıraktı ya da hep yapmak istediği aktivitelerin listesi çıkartması isteniyor ve internet kullanımı, yani internet kullanacağı vakitlerde bu aktiviteleri yapması sağlanarak bu şekilde vakti dolduruluyor. Bir destek grubuna girmek. Bu teknik daha çok yalnız yaşayan ve eve bağımlı olan kişilerde uygulanıyor. Bu kişilerde de kişinin sorunlarına en iyi şekilde cevap verecek olan destek grubu psikiyatrist tarafından bulunuyor ve kişi bu destek grubuna girmesi için cesaretlendiriliyor. Aile terapisinde de daha çok internet bağımlılığı yüzünden evlilik ve aile ilişkisi bozulmuş kişilerde kullanılıyor. Bu yöntemde de aile tedavi için cesaretlendiriliyor ya da tedavi hakkında eğitiliyor. Tüm bu tedavi yaklaşımları sonucu çevrelerinde ilgisiz olan ve asosyalleşmiş olan internet bağımlısı kişiler tedavi ediliyor bir şekilde ve artık sosyal tamamen, gerçek anlamda sosyalleşmiş bir evler haline geliyorlar. Bunun için de daha bu sene ülkemizde Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Hastanesi'nde madde bağımlılığı tedavi merkezi adı altında kurulmuş internet bağımlılarına özel bir klinik var. Burada internet bağımlıları kliniğe yatırılarak tedavi ediliyorlar. Bu da önemli bir adım ülkemiz için. Burada bir videom var, iki dakikalık kısa bir video. İnternet bağımlılığı ile ilgili. Thank you.
Bugünlük programımız burada sona erdi. Katılımınız için teşekkür ederiz. Dışarıda otele götürmek üzere bekleyen servislere ilgi ekibimiz eşliğinde kapının önünden binebilirsiniz. İyi akşamlar.